sevgili dinleyiciler, Uzak Doğu'dan Esintiler programıyla sizlerleyiz. Programımıza Tibet yaylasındaki çoban ailesinden söz ederek başlıyoruz. Tibet Özerk Bölgesi, Çin'in batısındaki Çinhai-Tibet yaylasının güneybatısında yer alıyor. Tibet, 1.220.000 km² geçen topraklarıyla Çin'in toplam yüz ölçümünün yaklaşık %18,8'ini oluşturuyor. Rakamı 4.000'in üzerinde olan Çinhai-Tibet yaylası, Tibet Özerk Bölgesi'nin büyük kısmını oluşturuyor. Bölge, dünyanın damı olarak da adlandırılıyor. Tibet Özerk Bölgesi'nin 2.600.000'lik nüfusunun %96'sını Tibetliler oluşturuyor. Tibet, kilometre başına ortalama 2 kişilik nüfus yoğunluğuyla Çin'de en az nüfusa ve en düşük nüfus yoğunluğuna sahip eyalet düzeyindeki bölge özelliğini taşıyor. Tibet yaylalarında Mayıs ayı geldiğinde bile bahar havası hissedilmiyor. İliklere kadar işleyen soğuk rüzgar Tibet yaylasında etkisini sürdürüyor. Kıar Siçer'in evi Çinhai Gölü'nün güney kıyısındaki Çinfutan Çayırı'nda yer alıyor. Burası deniz seviyesinden 3000 metre yüksekte olduğu için çok soğuk. Kıar Siçer'in evi toplam 9 odadan oluşuyor. Tüm odaların dış tarafları camla kapatılmış. Dışarıda esen şiddetli rüzgar ve soğuk havaya rağmen ev sıcacık. Geniş ve aydınlık salonda lüks elektrikli eşyaların yanı sıra modern mobilyalar da göze çarpıyor. Yemek masası ise çeşitli yiyecek ve içeceklerle dolu. Bunları görünce sanki kentteki bir eve konuk olmuş gibi hissediyorsunuz. Kıar Siçer, evinde son yıllarda yaptıkları değişiklikleri anlattı. Buraya yerleşeli birkaç sene oldu. Nesillerdir çadır içinde göçebe bir yaşam sürdürmüştük. Başlangıçta buradaki yaşama alışmamız kolay olmadı. Fakat şimdi yerleşik yaşamın tadına vardık. Yerleşik yaşama geçtikten sonra yemek tarzımızda büyük değişiklikler oldu. Yaşam kalitemiz çok hızlı yükseldi. Geçmişte 3 öğün dana veya koyun etiyle hamur işi yiyorduk. Şimdi taze sebze yemeye de başladık. Kıar Siçer'in gelini 30 yaşındaki Rata Motso şöyle konuştu. Son yıllarda yaylada yaşayan çobanların yaşamında büyük değişiklikler oldu. Daha önce evimiz çok uzaklardaki dağlar arasındaydı ve çobanlarımız çok dağınık oturuyordu. Yerel hükümetin yardımları ve kendi çabalarıyla çobanların hepsi yerleşik yaşama geçti. Devletin ayırdığı bütçeyle elektrik ve içme suyu sıkıntımız da çözüldü. Rata Motso'nun söylediği gibi onlarca yıldır yayladaki iklim koşullarının kötü olmasından, çobanların dağınık bir yaşam sürdürmesinden dolayı çok sayıda köylü elektrik ve içme suyu sıkıntısı çekiyordu. Hatta bazı yerlerde açlık ve ısınma sorunu yaşanıyordu. Günümüzde çobanlar yerleşik yaşama geçti. Yaşam tarzlarında büyük değişiklikler oldu. Yerel hükümetin yardımı ve kendi çabalarıyla çobanların yaşam kalitesi büyük ölçüde yükseldi. Günümüzde Kıar Siçer ailesi maddi koşullarının iyileşmesiyle birlikte sosyal ve kültürel yaşamlarının da zenginleştiğini söylüyor. Kıar Siçer'in oğlu ve damadı kasabanın birincilik ekibinin üyeleri. İki genç çayırda düzenlenen etkinliklerin hepsine katılıyor. Kıar Siçer'in kızı ve gelini de müzik aleti çalmayı ve şarkı söylemeyi öğrenmiş. Boş zamanlarında bir araya gelen tüm aile üyelerinden bazıları şarkı söylüyor, bazıları ise müzik yapıyor. Sevgili dinleyiciler, programımıza şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ayrılmayın lütfen. Uzak Doğu'dan Esintiler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Yüz Pilili Etek ve Meşale Festivali'nden söz edeceğiz. Yüz Pilili Etek, Çin'in güneybatısındaki bölgelerde yaşayan Yi etnik grubundan kadınların en sevdiği kıyafetlerden biridir. Bu bölgelere ne zaman gitseniz, Yüz Pilili Etek giyen güzel Yi kadınlarına mutlaka rastlarsınız. Çünkü yüz pilili etek, Yi kadınlarına göre güzelliğin sembolüdür. Kız çocuğundan yaşlı kadına kadar hepsi yüz pilili etek giyer. Şimdi sizlere etek değiştirme töreninden bahsedeceğiz. Eğer doğan çocuk kız olursa annesi yüz pilili etek hazırlayıp yürümeye başlayınca çocuğa o eteği giydirir. Kız 17 yaşına basana kadar beyaz renkli, ucuna iki kat siyah piye dikilen yüz pilili etek giyer. Ergenlik dönemine varınca ise etek değiştirme töreni düzenlenir. Törende çocukluk döneminde giyilen beyaz renkli yüz pilili etek çıkartılır. Onun yerine kırmızı, mavi ve sarı olmak üzere rengarenk yüz pilili etek giydirilir. Ayrıca tek at kuyruğu saç modeli yerine iki at kuyruğu saç modeli yapılır ve başa, alnı açıkta bırakacak şekilde başörtüsü örtülür. Kulaklara ise gümüş küpe takılır.
Törenden sonra kızlar ergenlik dönemine girmiş olurlar ve çeşitli sosyal faaliyetlere katılabilirler. Aynı zamanda rahatlıkla şarkılar söyleyerek dans edebilir ve sevdikleri erkeğe duygularını ifade edebilirler. Yiğit kızı ergenlik dönemine basınca hayatındaki en önemli konu olan evlilik konusu gündeme gelir. Eğer kız sevdiği erkekle evlenmeye karar verirse, düğünden önce yünlü kumaştan çeşitli biçimlerde yüz pirili etekler hazırlanması gerekir. Çünkü yiğit erkeklerine göre kızın yaptığı yüz pirili etek sayısı, etek kumaşının kalitesi ve işçiliği kızın becerikli olup olmadığını gösteren bir ölçüttür. Pirili etek geleneği nasıl başlamış? Rivayete göre eski çağlarda becerikli ve çalışkan yiğit kadınları ev işlerini tamamen kendileri yaparmış. Bu nedenle damat evlilik töreninden sonra kız evine gidip yerleşirmiş. Gelinin düğünden önce damadın düğün töreninde giyeceği tüy ve hayvan derisinden yapılan kat kat renkli eteği hazırlaması gerekiyormuş. Bir gün yiğit milliyetinden bir kabilenin kadın şefi evleniyormuş. Yiğilerin adetlerine göre düğün töreni bitince damadın gelinin evine gitmesi gerekiyormuş. Ancak damat daha çok yemek yemek istemiş ve yemek masasından ayrılmaya niyetli değilmiş. Bu durum karşısında kabile şefi gelin, damadın gelin evine gitme geleneğini kaldırıp o tarihten sonra gelinin damat evine gitmesi, erkeklerin daha çok aile sorumluluğu üstlenmesi emrini vermiş. Bu olaydan sonra yiğit kızları rengarenk güzel tüylü etekleri düğünlerinde damadın giymesi için değil, kendileri için hazırlamaya başlamışlar. Tüyden yapılmış etekler toplumun gelişmesiyle günden güne kısalmış ve yüz pirili eteğe dönüşmüş. Ancak köylerde yaşayan yiğit kadınları iklim koşulları nedeniyle hala yılın dört mevsiminde ayak bileğine kadar etekler giyerler. Tarlada çalıştıkları zamansa rahat çalışmak için elbiselerin ucunu bellerinde toplarlar. Yiğit kadınları yaşları ilerledikçe parlak renkli yüz pirili etekler yerine mavi, gri, beyaz ve siyah gibi sade ve koyu renkli yüz pirili etekler giyerler. Yiğiler arasında hanlar çaya, yiğilerse içkiye önem verirler diye bir söz vardır. Yiğiler içkiye çok düşkündürler. İçkinin olduğu yerde ziyafet vardır diyen yiğiler, herhangi bir yerde tanıdıkları veya tanımadıkları kişilerle birlikte bir çember oluşturacak biçimde oturup içki kadehlerini elden ele dolaştırarak içki içerler. Son derece misafirperver olan yiğiler misafirlerine mutlaka içki ikram ederler. Yiğilerin içki takımları oldukça zariftir. En beğendikleri içki takımları Liangshan bölgesinde üretilen lake takımlarıdır. Değişik biçimlerde olan bu tür içki takımlarının desenleri güzel, renkleri de çok parlaktır. Örneğin kartal pençesi, boğa ve öküz boynuzu biçimindeki içki takımları en çok tercih edilen takımlardır. Gelelim Meşale Festivali'ne. Ateş, yiğiler için aydınlığın sembolüdür. Yiğilerin toplu halde yaşadığı bölgelerde ateşe tapınma ve ibadet etme adeti çok yaygındır. Yiğilerin yaşadığı Yunnan eyaletinin Lushi ilçesinde Çin takvimine göre 1. ayın 1. günü ve 6. ayın 24. günü ibadet töreni düzenlenir. Törende ev hanımları bir parça yağlı eti mangala atarak ateş tanrısından huzur dilerler. Yongren ilçesinde yaşayan yiğiler Çin takvimine göre 1. ayın 2. veya 3. günü ateşe ibadet ederler. Liangshan'da yaşayan yiğilerse evde mangalın ateş tanrısının oturduğu kutsal yer olduğuna inanırlar ve mangal üzerinden geçmeyi ya da mangala basmayı günah sayarlar. Meşale Festivali, yiğilerin en önemli geleneksel bayramıdır. Meşale Festivali genellikle ay takvimine göre 6. ayın 24. gününde düzenlenir ve 3 gün sürer. Festivalde insanlar meşale yakarak evin her köşesini aydınlatırlar. Gece ise yiğiler ellerinde meşalelerle köyün her köşesini ve tarla başlarını aydınlattıktan sonra büyük bir mangalda yakılan ateş etrafında doyasıya şarkı söyler ve dans ederler. Festival oldukça neşeli ve eğlenceli bir atmosferde geçer. Sevgili dinleyiciler, programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Uzak Doğu'dan esintiler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde iki dağ inşa edelim haberinden söz edeceğiz. İnsanla doğa, ekonomiyle toplum arasındaki uyumun peşindedir. Başka bir deyişle iki dağ istiyoruz. Hem varlığın simgesi altın ve gümüş dağ, hem de çevreyle dostluğun simgesi olan berrak sular ve yemyeşil dağlar istiyoruz. Bu iki dağ arasında bazı çelişkiler vardır.
Ancak iki dağ diyaretik olarak birleştirilebilir. Pratikte bu iki dağ arasındaki ilişkinin anlaşılmasının üç aşamadan geçtiği söylenebilir. İlk aşama berrak suları ve yeşil dağları altın ve gümüş dağlarla değiştirmektir. Çevrenin dayanıklılığı ve kapasitesi ya çok az düşünülür ya da hiç düşünülmez. Sadece kaynak elde etmek dikkate alınır. İkinci aşamada hem paha biçilmez varlıklar olan altın ve gümüş, dağın hem de berrak sularının ve yeşil dağlarının korunması istenmektedir. Bu noktada ekonomik kalkınmayla kaynakların kıtlığı ve çevrenin bozulması arasındaki çelişkiler ortaya çıkmaya başlar. İnsanlar çevrenin hayatta kalmalarının ve gelişmelerinin temeli olduğunun, ancak yeşil dağlar olduğunda yakacak odunları olabileceğinin farkına varır. Üçüncü aşama ise berrak sularla yemyeşil dağların paha biçilmez bir zenginlik getirebileceğinin, esasen berrak sularla yemyeşil dağların kendilerinin başlı başına bir zenginlik olduğunun farkına varmaktır. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2005 yılının Ağustos ayında Çin Komünist Partisi Zhejiang Eyalet Komitesi Sekreteri olarak görev yaparken, eyaletin Anji ilçesine bağlı Yu köyünde incelemelerde bulundu. Xi, söz konusu gezisinin esnasında berrak sular ve yemyeşil dağların paha biçilmez varlıklar olduğu yönündeki bilimsel görüşü ortaya koydu. Anji'deki Bambu Denizi bu güzel kırsal alanın simgelerindendir. Yönetmenliğini Ang Lee'nin üstlendiği Kaplan ve Ejderha filminin çekimleri burada yapılmıştır. Film, Anji'yi bir anda şöhret kazandırmıştır. Bambu Denizi'ni gezen turistlerin sayısı sürekli artmaktadır. Bugün Yu köyünde turizmden elde edilen yıllık gelir 15 milyon yuan'a ulaştı. Bu 10 yıldan fazla bir süre önce bölgede madencilik alanında yapılan taş satışlarının 5 katına tekabül etmektedir. Yu köyünün yeşil kalkınması, berrak sular ve yemyeşil dağlar paha biçilmez varlıklardır anlayışının en canlı kanıtı haline gelmiştir. Sevgili dinleyiciler, programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Burada kalın lütfen. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Jinpolar aşklarını özgürce ilan ederler haberinden söz edeceğiz. Jinpo milliyetinin nüfusu 1 milyondan fazladır. Jinpoların çoğu deniz seviyesinden 1500-2000 metre yükseklikteki dağlık bölgelerde yaşıyor. Ilıman iklime sahip olan bol yağış alan bölgeler verimli topraklara ve zengin maden kaynaklarına sahiptir. Bu bölgede mısır ve çelteğin yanı sıra mahun ve çeşitli bambu ağaçları da yetiştiriliyor. Bölgede ayrıca kauçuk, yağlı ton ağacı, kahve ağacı, çay fidanı ve merhem otu gibi ekonomik ürünler, ayrıca tropikal ve astropikal iklime uygun olan ananas, Hint kirazı ve muz gibi meyveler de yetiştiriliyor. Dağlar ve ormanlar arasındaki bölgede çeşitli kuşlar ve hayvanlar da yaşıyor. Jinpo milliyeti esas olarak 5 soydan gelir. Jinpo milliyetinin kendi dili vardır. Jinpo dili, Han Tibet dil ailesine bağlı Tibet-Burma dil grubuna aittir. Geçmişte kendi yazısı olmayan Jinpolar, 1990'lı yılların sonunda Latin alfabesi temelinde Jinpo yazısını yarattılar. Jinpo ailelerinin çoğu farklı soylardan oluşur. Aile üyelerinin belli bir durumda hangi dili kullanacakları örf ve adetlere göre belirlenir. Baba ve çocukları baba soyunun dilini kullanırlar. Anne ise kendi soyunun dilini kullanır. Karı koca birbirleriyle konuşurken karşı tarafın dilini iyi bilmesine rağmen kendi soyunun dilini kullanma hakkından vazgeçmek istemez. Çocuklarla baba ya da kardeşler arasında konuşulurken baba dili kullanılır. Ancak çocukların anneleriyle konuşurken anne dilini kullanması gerekir. Farklı soylardan genç erkek ve kızlar birbirine sevgi ifade ederken erkek tarafı kız tarafının dilini kullanır. Ancak evlendikten sonra her iki taraf kendi soyunun dilini kullanmaya başlar. Okullarda ise öğrencilerin çoğunluğu hangi soydansa o soyun dili ortak dil olarak kullanılır. Ancak aynı soydan öğrenciler karşılıklı iletişimde kendi soy dilini kullanırlar. Jinpo milliyetinin yaşadıkları bölgelerde dağların gece manzarası insanları sarhoş edecek güzelliktedir. Genç kızlar ve erkekler dolunay altında bir araya gelerek, flüt çalarak, şarkı söyleyerek birbirlerine aşklarını ilan ederler. Jinpolar kamusal mekanlarda duygularını özgürce ifade edebilirler. Ergenlik çağına gelen Jinpo gençleri tatil günlerinde yakın akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret ederler. İki genç birbirleriyle tanışıp evlenmeye karar verdiyse, erkek tarafı çöp çatanı kızın evine gönderir. Kız tarafı kabul ederse, iki taraf uğurlu bir gün seçer ve düğün yapar. Jinpoların düğünleri genellikle öğleden sonra yapılır. Omuzlarındaki kırmızı bir sandıkta gelinin çeyizlerini taşıyanlar düğün alayının önünde yer alır.
Ortada ise nedimelerle gelin bulunur. Gelin yakasız, siyah ceket ve ceket üzerine gümüş renkli şal, altına ise rengarenk nakışlı, kırmızı düz etek ve deri ayakkabı giyer. Biraz utangaç görünen gelin yoldaki barikat önünde durur. Gelinin damadın evine giderken yolda 3 barikat geçmesi gerekir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir diğer programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.